Sistemin alt başlıklarına yönelik tüm ölçeği. Buyurun. Kıymet Hocam. Sisteme ve sistemin alt başlıklarına yönelik tutum ölçeği isimli bir çalışma. Bakılır mı? Bakılır. Tabii burada bu kadar çalışma çıktı ama bunun için mesela epistemolojik kavramı da burada sistem geçiyor. Ondan dolayı karışma olabiliyor bazen. Bakın hocam, yeni yapılmış bir araştırma. Özlem hocam oradadır inşallah. Sisteme yönelik tutum ölçeği. Net. Sizin işinizi görecek bir çalışma. Araştırmaya tıkladığınızda bir makale çıkıyor. E. Özcan, E. Koca. 2018'de çalışmışlar. Güncel bir konu. Türkçe yorulamaz geçerlik güvenlik çalışması demişler. Bir bakalım ölçek burada var mı? Geçerlik güvenlik çalışması yapılmış. Bununla ilgili bir bakalım. 6-7-8'lere uygulamışlar bunlar. Tabii sınırlı bir şey olabilir. Öğrencilerle sınırlı olabilir ama yine de işte burada şey var. Bunlar bir şey var. Tabii edebiyatçılar biraz sistemden uzak olduğu için uyarlaması biraz zor olabilir ama biraz buradan gitmenizi tavsiye ederim. Şeyle ilgili şuraya geçeyim tekrardan. Bazen de umuyorum. Zaten kolay bu. Bunu anlatmak için yapacağım çalışmayı. Hocam, geçen yine anlattığım bir konu vardı. Sesim çok az mı geliyor? Bu şekilde inşallah bir etkisi olmuştur. Değişiklik olduğunu bilmiyorum seste. Evet, sistem sadece efendim matematik öğretmenim için değil. Şöyle bir şey diyebiliriz hocam. Sistem önerip öğretmen görüşeni nitelde çalışabilirsiniz. Nitelde katkı sağlamak için. Bunu nitelde çalışabilirsiniz. Metafor olarak da çalışabilirsiniz. Geçen sunumda söylemiştim. Mevlid Hocam ses düzeldi mi? Nitelde çalışabilirsiniz ama oradaki ölçeklerden biraz böyle sorgulamak var. Az geliyor hala. Şimdi deneme yapalım. Şurada bir şey var, onu çıkarıyorum. Şu an ses nasıl? Sesim geliyor mu? Hocam sesiniz geliyor. Sıkıntı yok. Hocam böyle belki... daha iyi. Daha iyi. Biraz peki, daha iyi. Daha evet. Iyi evet. Hocam. Hocam, evet. ...18 kişi olduk hocam. İsterseniz bir 5 dakika daha bekleyelim. Sonrasında başlayalım. Hocalarımızın soruları varsa chat box'tan yazabilirlerse oradan takip edelim. Tabii ki. Burada zaten sistem tutum ölçeği bir tane daha varmış. Bir bakalım. Mehmet Başaran Hoca var. Melike Uzluk var. Bunları hocam şey yapmak lazım. Mesela burada ki ölçeği koymamışlar buraya. Burada kişilere yazılıp hocam ölçeğinizi kullanmak istiyoruz şeklinde şey yapabiliriz ama Özlem hocam burada öğrencilere değil de siz öğretmenlere uygulanan ölçeği bulmanız daha iyi olacaktır. Bu da sanırım öğrencilere uygulanmış bir ölçek. Evet. Aynen öyle hocam. Çünkü diyorum ya hani motivasyon ölçeği vardır. Motivasyon ölçeği sadece matematik öğretmenlerin ölçmeye yönelik bir şey değildir. Ya da sadece din kültür öğretmenleri ya da matematik öğretmenleri kendisi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri bunlar için ayrı üretilmez. Sadece ve sadece çalışma grubu vardır. Ha. Bu ne olur? Bir öğretmenlerin motivasyonunu ölçen bir ölçek, eğitimciler için uyarlanmış bir ölçek. Farklı meslek gruplarına uygulanmaz. Mesela polislere uygulayamazsınız. Hani genel motivasyon ölçeği ayrıdır. Ama öğretmenlerin
motivasyon ölçeği dersek bu öğretmenler üzerine çalışılmıştır. Bunu ister resim öğretmenlerinden, ister beden eğitimi öğretmenlerinden. Ama bu hususta farklı meslek gruplarına uygulayamayız. Çünkü onların motivasyon kaynağı farklıdır, onların ise farklıdır. Hocam peki şöyle bir sorum olsa, örnek veriyorum, bir çalışmada 3 ölçeği kullanıp da bunu 3 ayrı boyut olarak çalışmamızda ele alabilir miyiz? Hocam alt amacınız 3 tane farklı ölçeğe hitap ediyorsa kullanılır. Mesela şöyle, tüm yeni gelen hocaların hepsine selam ediyorum, iyi akşamlar. Mesela şöyle kıymetli hocalarım, hocam 3 tane ölçeği kullanabilir miyim diyor. Evet, öğretmenlerin sınıf yönetim becerileri, motivasyon düzeyleri ve idarecilerle olan iletişime, yani motivasyon, sınıf yönetimi ve iletişim düzeylerinin belirlenmesi dedik. Düzeylerinin belirlenmesi. 3 ölçekle bunu ölçerim hocam. Ama öğretmenlerin sınıf yönetim becerileri, iletişim becerileri ve neydi, motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki dersem 3 ölçeği uygularım ama ilişki dediğimde çok farklı testler uygulamam gerekir. Düzey belirleme ayrıdır. Düzey belirleme ayrıdır. Arasındaki ilişkiyi inceleme çok farklıdır. Sempozyumlara katılacak olan kıymetli öğretmenlerim, ilişkiyi incelemenizi istemiyoruz. Neden dolayı? Zor olur. Yani zor olur. Sizi yorar. Ondan dolayı siz düzey belirleme. Yani daha çok böyle daha kolay yapabileceğimiz istatistik teknikleriyle bu işe başlarsanız sizin için daha kolay olur. İşte frekans almayla, ortalama alma ya da en fazla gruplar arası farklılığa bakacağımız, hani T-testi dediğimiz kadın erkek ya da ikili değişkenlerde kullandığımız ya da işte kıdem gibi şeylerde böyle üçten fazla, üç ve daha fazla değişkenlerin olduğu istatistikleri kullanabiliriz. Bunlar da işimizi daha da kolay hale getirir. Şimdi, hocam Kayseri sizi duydu herhalde. Tüm arkadaşlar şu an sistemdeler. Eyvallah, sağ olsunlar. Kayseri ses ver. Bakalım. Bir de bu arada hocam paylaştığınız siteye ben üye oldum. Çok çok şahane. Korelasyonları falan hepsini yapıyor. Şeyler değil mi hocam? Paylaştığınız link var. Turkoza. Evet, evet, evet. Evet, evet hocam. Şimdi hocam, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin hocaları yaptı diye biliyorum o programı. Hı hı. Gayet de güzel. Gayet de başarılı. Hani bizde nasıl şey vardır ya hocam, böyle biraz tabiri caizse el güzelliği var ya. Hı hı. O programda yavaş yavaş tutacaktır. İşte sizlerin, bizim kullanmamız da şey olacak. Ben de henüz Turkoza'yı kullanmadım. Onu da bir iki istatistikte kullanacağız inşallah. Bir iki makalede. Hemen linkini paylaşayım arkadaşlar. Bir saniye. Uyarlama yazmaya gerek yok Özlem hocam. Veri toplama aracı olarak şu kişinin geliştirmiş olduğu şu ölçek kullanılmıştır demeniz yeterlidir. Şu araştırmacının geliştirmiş olduğu şu sisteme yönelik öğretmen görüşleri ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışma grubumuz işte Çorlu ilçesindeki işte şu kadarcık öğretmen uygulanmıştır. Çalışma grubumuz, evren örneklerimiz böyledir şeklinde onu söyleyebilirsiniz. Hocam ben okul öncesinde yaş gruplarının okula alımı üzerine bir çalışma düşünüyorum ama temel örneklerle iletişime geçmek isterim. Tabii ki hocam, gönderiyorum. Okul öncesinde. Evet, Gürkoz'a hemen Gökhan hocam buradan sağ olsun paylaşımını hemen yapıyor. Siteden yararlanabilirsiniz kıymetli hocalarım. Türkçe. Buyurun. Mustafa Demir hocam söz almak mı istiyor? Mustafa hocam bir yazarsanız hemen sizi panelist olarak çekebilirim. Mustafa hocam. Rize'den hocam. Bizim SBSS'çi. Çok güzel, çok güzel hocam. Mustafa hocamla özellikle tanışmanızı isterim hocam ya. İnşallah. Siz yetki verebiliyor musunuz hocam oradan? Ben buradan yetki verebiliyorum. Ha, konuşmak istemiyormuş, yok hocam demiş.
Gamze Gül hocam, hocam. Rize'ye selamlar. Yanlış yere bastım. Evet, olabilir. Hocam 30 kişi oldu, 29 kişiyiz. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar, hocam şu hatırlatmayı yine yapalım da. Arkadaşlar şu an geçen programlarda çok ses olduğu için falan webinarın yapısını video konferans şekline çektik. Böyle olunca sadece panelist hocamı görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. O mikrofonunu aktif hale getirebiliyor. Onun haricinde eğer söz almak falan isterseniz ilerleyen süreçte parmak kaldırırsınız. Daha doğrusu oradan işareti bastığınızda biz görürüz. Size yetki verebiliriz. Özellikle de checkbox'ı kullanmanızı rica ediyoruz. Alparslan hocam buyurun başlayabilirsiniz. Evet, aslında hocam soruları teker teker cevaplarken genel olarak da böyle tüm hocalarımızın aynı soruları sormuş olduğunu düşünerek cevaplamaya çalışacağım mümkün olduğunca. EÜDER'in kıymetli üyeleri, kıymetli hocalarımız, meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah bugün de özellikle özet yazma konusunda neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Özetlerle ilgili biraz konuşalım. Çünkü önümüzde bir özet hazırlama süreci var. Bu süreçte kazası belası bir şekilde atlatıp özetlerimizi gönderelim. Ondan sonra zaten muhtemelen bir program daha yapacağız çalışmayla ilgili ya da mail üzerinden yardım etmeye çalışırız hocalarımıza. Ses çok az geliyor hocam. Eyvah eyvah. Hocam o problemi çözmüştük ama evet, bende ses zirvede ama evet, blokluklar gayet iyi. Ha. Daha fazla bağırmaya çalışayım. Daha o şekilde şey yapayım. Şu an teknik olarak çok fazla müdahale edebileceğim bir ortam değil. Şimdi sayın hocalarım, geçen görüşmemizden sonra bir iki böyle konu belirleyelim dedik. Konular belirlendi mi bilmiyorum. Üzerine çalışalım dedim ki zaten az önce hocalarımız da yazdılar. Okul öncesiyle ilgili çalışma yapmak isteyenler var. Ya da bir edebiyat öğretmeni şöyle bir şey düşünmüş hocamız. Sen sadece fen ve matematiğe ait olamaz. Senle ilgili biz de çalışma yapmak istiyoruz şeklinde. Oradan bir çalışma yapayım demiş. Bunlar işte dediğimiz gibi yani bir ihtiyaç hissedersiniz. Mesela hocamız okul öncesi eğitimde işte okula başlamanın etkisi var mıdır yok mudur gibisinin başlama yaşının nasıl bir etkiliği var. İlla ki vardır ama bunu nasıl ortaya koyuyoruz? Mesela hocam okul üyesi öğretmenidir. Yıllardır tecrübeyle bakıyordum mesela 56 aylık çocuklar, 58 aylık çocuklar, işte 52 aylık çocuklara nazaran çok daha başarılıdır. 60 aylık çocuklar onlardan daha başarılıdır. Bu bir gözlem sonucudur ama ben gelip de sempozyumda kıymetli hocalarım ben böyle bir şey iddia ediyorum, vallahi öyle, billahi böyle demesi tabii ki kabul edilecek bir durum değildir. Bunu ne yapması lazım? Bunu bir hipotez ortaya atması lazım bu hocamızın. Yaş farkına göre, doğum tarihi farkına göre öğrencilerin okullara adaptasyonu ile ilgili farklılık olduğunu ortaya atması lazım. Ve bununla ilgili bir çalışma yapması lazım. Ve bunu nasıl yapacak? Bunu deneyle mi yapar, deneysel bir yöntemle mi yapar, anketle mi yapar, gözlemle mi yapar, görüşmeyle mi yapar, öğretmen görüşümü alır ya da öğrencileri mi gözlemler? Bu artık en uygununu araştırmacının kendisinin belirleyeceği bir şeydir. Bunu nasıl yapabilir hocam? Mesela bir yetenek testi yapabilir. Yeterlik testleri yapabilir öğrencilere. Der ki işte ben öğrencilere işte şöyle uygulamalar yaptım. Yapmış olduğum ilk etkinlik işte ince kas becerileriyle ilgili şu etkinliklerde. Boyama çalışmalarında okul öncesi eğitime baktığımızda işte yaş grubu büyük olan çocukların daha başarılı olduğunu tespit ettik. İşte oraya da skorlar yazılır. İşte 56 aylık çocuk, 58 aylık çocuk kodlarıyla birlikte yazılır bunlar. Normalde gerçek ismi kullanmak çok doğru önerilir. Velilerden izin alınmadığı zaman ya da Milli Eğitim'den izin alınmadığı zaman. Oradan bir şey yapar. İşte 50 aylık çocuklar bunda başarılı değildir. Boyama çalışmasında böyle. Çizgi çalışmalarına getirirsiniz. İşte el becerisi, oyun hamuru, üç boyutlu faaliyetlerin yapılmasına getirirsiniz. Ve birçok etkinliklerde sonuçları gözlemlersiniz. Kayıt altına alırsınız. Ve dersiniz ki evet benim teorim ortadadır, hipotezim buydu ve hipotezimi ispatladım. O şekilde bunu bilimsel bir süreçte yazmamız gerekmektedir. Yoksa eminim ki bizim
ölçekle ya da bizim bir gözlem ile belki ispatlayamadığımız ya da ancak ispatladığımız bir durumu, ortaya çıkardığımız bir durumu mesleki kıdemi 30-40 yıl olan bir öğretmen belki bunu çalışmanıza gerek yoktu. Ben zaten bu sonucu size söylerdim diyebilir. Bu sonucu söylemek önemli. Görmek güzel ama bunu uluslararası literatürde kabul görmesi için bilimsel bir süzgeçten geçirmek lazım. Bu yüzden yöntem çok önemlidir araştırmalarda. Yöntem çok önemlidir. Bununla birlikte tabii yaparken bizler özetleri hazırlarken sandalye de altına kayıp gidiyor bazen kusura bakmayın. Sizi çok yormayacak. Hani sizi zor durumda bırakmayacak. Bir çalışma grubunu seçmenizi tavsiye ediyorum. Mesela diyelim ki rehberlik öğretmenisiniz. Rehberlik öğretmeni olarak öğretmenler üzerine çalışabilirsiniz. Aday öğretmenlerin üzerine çalışabilirsiniz. Eğitim fakültesi. Veliler üzerine ama atıyorum yetişme yurdunda yetişme yurduna kalan öğrencilere ulaşmanız zor olabilir. Özel izin almak gerekebilir. Bu tür hassas bölgelere ulaşmak için genelde böyle sempozyumlardaki çalışmalardan ziyade yüksek lisans doktora tezlerine ya da böyle çok iddialı dergilere yayın göndereceğiniz vakit ulaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü hani 18 Ocak'ta sanırım özet göndermenin son tarihi. Ki ben de daha hazırlamadım. Şimdi ben oraya yönelik bir çalışma yapacağım. Diyelim ki oradaki öğrencilerin öz yeterlik tutumları ya da empatik iletişim becerilerini ölçmeye yönelik bir çalışma yapacağım. Benim bunu üst yazıyla göndermem lazım. Bunu Milli Eğitim'e gitmesi lazım. Milli Eğitim'in efendim söyleyeyim Aile Bakanlığı'na yazılması lazım. Oradan yuvaları yazdıracak. Şu bir falan derken ta 3 ay sonra bana uygulayabilirsin diye bir şey gelir. 3 ay sonra da benim izgim geldiğinde ben ancak işte evlerdeki Gökhan Hocam'ın Facebook'ta paylaşmış olduğu ya da Instagram'da paylaşmış olduğu fotoğrafları izlerim. Katılamam. O yüzden o biraz daha böyle uzun vadeli bir çalışmada olur. O yüzden genellikle böyle şeyleri çalışmanızı tavsiye ederim. Yani öğrencileriniz üzerine sahadan yapabildiğiniz çalışmaları tavsiye ederim. Çalışmanın geçirilmesi kaç günlerine anket uygulamak lazım. Birazdan değineceğim Özlem Hocam. Paylaştıklarınızın dışında biraz farklı düşündüğüm bir konuda. Sanırım Sinsi okul yetiştiriyle ilgili. Yine konuşuruz hocam. Yine yardımlaşırız. Şimdi hocalarım bir de veri toplama sürecine gelelim. Veri toplama sürecinde anket mi kullanacaksınız? Ölçek mi kullanacaksınız? Anketle ölçeğin böyle çok basit bir farkını söylemek gerekirse atıyorum ben oturdum. Öğrencilerin gelecek kaygısıyla ilgili bir anket hazırladım. Kendim literatürü okudum. Onunla ilgili makaleleri okudum. Kitaplara baktım. Ve daha sonra dedim ki öğrencinin gelecekle ilgili kaygılarıyla ilgili, gelecek kaygısıyla ilgili ne olabilir? Ailevi kaygılar olabilir. Bireysel kaygılar olabilir. Mesleki kaygılar olabilir dedim. Bunlarla ilgili bu başlıkların altına soruları attım. Ve ben bunu uyguladım. Her birinden 7-8 madde koydum ve bunları uyguladım. Bu benim geliştirmiş olduğum bir anket. Bu anketi diğer insanlar da kullanabilir. Kullanımı açık bırakmışımdır. Ama ne yapmışımdır? Ben bununla ilgili bir faktör analizi yapmamışımdır. Bir geçerli güvenlik çalışması yapmamışımdır. Bu biraz daha böyle kısmi bir çalışma oldu. Yani ölçek dediğimiz herkes tarafından kullanılabilir. Geçerli güvenlik çalışması yapılmıştır. Tabiri caizse rüştü ispat edilmiş anketlerdir onlar. Öyle diyebiliriz. Ondan dolayı bizler de anket mi, ölçek mi, izin aldıktan sonra hepsini uygulayabilirsiniz. Ya da görüşme mi yapacaksınız, nitel görüşme mi yapacaksınız, görüşme formları mı hazırlayacaksınız? Ya da gözlem mi yapacaksınız? Ya da efendime söyleyeyim, farklı uygulamalarımız da var, onlardan mı yapacaksınız? Onlar da tabii sizin tercihiniz. Ama şu an sempozyuma katılırken sanırım nitel ve nicel çalışmalar ön plana çıkacaktır. Evveli yoksa bir çalışmanın, daha önceden başlamamışsanız deneysel bir çalışmaya yetişirmeniz zor olabilir. Ancak yapabildiğiniz kadarı gelip anlatırsınız. Tamamını henüz evlenmezsiniz. Yani sonuçlanmamış bir çalışmamış. Hocamız bir çalışmanın geçerli olması için kaç kişi üzerinden anket uygulamak gerekiyor diyor. Bu genelde hocam sabit bir sayı yoktur. Çalışma evlerinizden bağlı.
Atıyorum çalışma grubunuz sadece bir okula aitse, o okuldaki öğrenci sayısı 500 ise mesela bir okula yönelik bir eğitim programı hazırlamışsınızdır. Ya da o okula yönelik velilere yönelik bir çalışma yapmışsınızdır. O velilerin görüşlerini ölçmek için bir anket uygulayacaksınız. Verilen eğitimle ilgili. Okulda 100 öğrenci vardır. Anne babayla birlikte ortalama 200 kişilik bir grup çıkıyor. Orada atıyorum 100 kişi olaysanız bile %50'lik bir dilim. Ama öğretmenlerin bir konudaki görüşünü alırken İstanbul'da çalışan öğretmen sayısı en az 100 bin öğretmen vardır. Bu 100 bin öğretmenin 100 tanesine ulaşsanız tabii ki yetersiz olacaktır. Bu da anket maddesi ya da ölçekteki madde sayısı da çok önemlidir. Özellikle ölçek ya da madde anket madde sayısının en az 5 katına ulaşmak gerekiyor. Yani anket maddenizde 40 soru varsa en az 200 kişiye ulaşmanız gerekebilir. Tabii bu en asgari düzeyi söylüyorum. Ama bu ulaşmış olduğunuz 200 kişinin doğru 200 kişi olması için evren örneklem seçimine çok dikkat etmeniz lazım. Yani önünüze gelen 200 tane ilk tanıştığım, ilk görüştüğüm ya da WhatsApp grubundaki şeylere uygulamak doğru değil. Mesela bazen WhatsApp gruplarında görüyoruz. Hatta bununla ilgili ben bir şeyle yapmıştım, bir uyarı da yazmıştım. İşte hocalarım benim bir yüksek lisans çalışmam var ya da benim bir doktora tez çalışmam var. Bu doktora tez çalışmasında işte şu anketi doldurur musunuz? Şimdi acaba o çalışmaların tezinde gerçekte yayınlarını yaparken yani acaba şey kısmına şunu mu yazacaklar? Hani yöneticilere uygulanmış olan bir ölçek. Nasıl ulaştınız bu yöneticilere? İşte WhatsApp grubundaki arkadaşlara uygulattım. Böyle bir şey olmaz normalde. Yani anketlere şey yaptı ama nedir? Belki geçerlilik yönelik çalışması için o şekilde yapmışlardır. Ama amaçlı bir örneklem olması lazım. Örneklemin evreni temsil etmesi lazım. Bununla ilgili Niyazi Karasal'ın kaynağını bir okumanızı olabilir, bir göz atmanızı tavsiye ederim. Niyazi Karasar isimli bir hocamızın yapmış olduğu bilimsel araştırma teknikleri kitap var. Burada varsa göstereyim size ama sanırım burada yok. Odamdan da bağlanıyorum. Ondan dolayı yani o rakamı yakalamak lazım hocam ve mümkün olduğunca böyle şeyler, kesitler alarak uygulamaları yapmamız gerekiyor. Adem hocam geldi. Hoş geldiniz hocam. Ses gelmiyor. Hemen şuradan sesi açalım. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İstanbul Harbi Kongre Merkezi'nden herkese merhaba. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel. Görünüyor mu? Derneğimizin fuardaki yeri hazırlanıyor şu anda. Bu saatte hazırlık yapıyoruz yani. Kariyer fuarı için. Böldüm derse kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Ama yine takipteyiz yani. Eyvallah. Kıymetli hocam. İyi dersler diliyorum hocam. Ben dinlemede devam. Kayıttayım. Tamam. Tamam kıymetli hocam. Görüşürüz. Allah selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Zaten sağ olun. Görüşürüz inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Tekrardan merhaba hocalarım. Şimdi demiş olduğum, bahsetmiş olduğum gibi yani çalışma grubunda 300 kişiye ulaşmak demek illa ki onun böyle çok yeterli olduğu anlamına gelmez. Mümkün olduğunca. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Amaçlı örneklem grubu vardır ya da kesitsel örnekleme alma vardır. Ama burada anlatmak biraz çok fazla zaman alacağı için ondan dolayı Niyazi Karasar'ın kitabından bir faydalanmanızı isteriz. Niyazi Karasar hocamızın Türkiye'de herhalde en fazla atıf alan kaynaklardan birisidir. Yani bir tez ya da bir yüksek lisans doktora ya da bir makale yoktur ki kaynakçasında Karasar kelimesi geçmesin. Hocamıza da emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi hocalarım ben dediğim gibi yani biraz koltada arıza olduğu için ondan dolayı şöyle bazı çalışmaları ben Word dosyasına attım. Şöyle açayım şuradan. Buradan özet yazmayla ilgili şeyleri sizinle paylaşayım. Görüntü geliyor. Yüklere bağlanıyor değil mi? Evet. Şimdi bir şey yapalım.
Şimdi kıymetli hocalarım, böyle bir çalışma burada, ikinci çalışma, üçüncü, size hem nitel hem nicel yazılmış özetlerin üzerinden götürmeye çalışacağız. Bazılarının eksikleri var, onları birlikte görmeye çalışacağız. Bazılarında ne eksik, bazılarında hangi boyutlar eksik, onlara bakacağız. Biz bu eksikleri yapmadan beynimizi nasıl hazır hale getiririz, bunu söyleyelim. Mesela burada özellikle benim çalışmalar bile olsa bazıları, isim vermedim. Burada amacımız şu hocanın şu yayında şurada eksik var demekten ziyade, olabilir. Bizim yayınlarımıza da çok fazla hata vardır, eksikler vardır. Hakem sürecine geçmiş olmasına rağmen. Burada mümkün olduğunca şeyleri görelim, durumu görelim diye böyle bir şey yaptık. Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Şimdi eğitim kurumlarında demiş hocamız, yani ilkokul belirtmemiş, ortaokul belirtmemiş, üniversite belirtmemiş. Demek ki daha geniş kapsamlı, tepeden tırnağa tabiri caizse bir çalışma yapıyor. Araştırmanın amacı eğitim kurumlarında karşılaşılan mobbing uygulamalarını, evet, uygulamalarını görüyor musunuz? Başlıkta da var. Ve baş etme yöntemlerini ortaya koymaktır. Başlıkta bu baş etme yöntemleri yok. Ama uygulamalarına ilişkin, onunla ilişkili baş etme yöntemini dahil etmiş midir? Evet, etmiş hocamız. Bu çalışma mobbing uygulamaları konusunda gerçekliği bakış açısı yakalayıp mobbingi önleme konusunda öneriler sunmaya çalışmaktadır. Araştırmanın amacına demek ki özetle ilk önce araştırmanın amacına değinmemiz gerekiyor. Şimdi özetle literatüre yer verilmesi gerekiyor hocam. Hani mobbing şudur, mobbingin türleri bunlardır, mobbing böyledir, mobbing ilk olarak literatüre şurada dahil edilmiştir. Bunları buraya yazmamıza gerek yok. Bunu yazmak ne demek biliyor musunuz? Bunu yazmak özet en az 300 kelime istemiyordur. Burada biraz böyle topu orta sahada çevirme gibi bir şeydir. Çok tercih edilen bir şey değildir. Araştırmanın amacıyla başlanır. Çok fazla tercih edilmez. Daha sonra ben bu uygulamayı yaparken evren belirlemem lazım. Kime uygulayacağım? Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Eğitim kurumu acaba öğrencilere mi? Ama mobbing deyince genelde amirlerin çalışanlarına yaptığı, yani çalışanlar arasındaki bir iletişim olduğu için, olumsuz bir iletişim olduğu için muhtemelen bunlar öğrenciler üzerinden gitmeyecektir. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında görevli olan eğitimcilerdir. Yani üniversitelerde var bunun içinde, orta öğretim liselerde var ve ilk öğretim. Bu çalışma yapıldığı tarih sanırım 2014 olduğu için o yıllarda 4+4 şey, ilkokul ortaokul ayrımı yapılmamıştı. Bundan dolayı ilk öğretim kullanılmış. Araştırmada çalışma grubu belirlenmesinde şimdi evreni vermiş çalışma grubu. Burada önemli bir şey eklemek istiyorum öğretmenlerin. Nicel araştırmalarda araştırmanın evreni ve araştırmanın örneklemi şeklinde söyleriz. Araştırmanın örneklemi. Nitel araştırmalarda ise araştırmanın evreni veririz, bir de çalışma grubu veririz. Biz bunların içinde kiminle çalıştık? Burada ufak bir farklılık vardır. Örneklerinden farklı olarak çalışma grubu şeklinde veririz. Tam farz mıdır? Tabii ki değildir. Ama uygun olan budur. Nitel araştırmalarda çalışma grubu kavramını kullanmamız gerekmektedir. Bakın bu araştırmada çalışma grubunun belirlenmesi amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış diyor. Çalışma grubundaki katılımcıların her biri ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim kurumlarından seçilen eğitimcilerdir. Öğretmen ya da öğretim elemanları, ilkokuldaki öğretmenler, ortaokuldaki öğretmenler, lisedeki ve üniversitede çalışan öğretim elemanları. Yani öğretim görevlileri ya da yan doçentler, doçentler, profesörler bir ayrım yapmış öğretim elemanı. Hepsi bunun içine girmektedir. Araştırma görevlileri de bu işe dahil, hepsi dahil. Diyor ki, daha sonra bak diyor, ben bunlar üzerine çalışacağım diyor. Çalıştığım grup bunlar. Sonra nitel veri toplama tekniği ile ele alınan bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplamada ne yapmış? Benim veri toplarken ki veri toplama aracım yarı yapılandırılmış görüşme tekniği. Öğretmenlere ve eğitimcilere araştırma ile ilgili sorular soruyorum. Şu araştırmanın amacını
bulmaya yönelik ve araştırmanın alt amaçlarını bulmaya yönelik. Mesela araştırmanın amacı şu olabilir. Eğitim kurumlarında karşılaşan mobbing uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu genel bir soru olabilir. Sizce, ikinci soru, baş etme yöntemlerini ortaya çıkarmak için, ikinci soru, eğitim kurumlarında mobbingle karşılaştığınızda bunlar nasıl baş ediyorsunuz? Buradan bu arada sorular geliyor herhalde, bir bakayım onlara. Bunda nasıl baş ediyorsunuz şeklinde iki tane soru sorulabilir. Bir bakalım. Kamera açın hocam, sıkıntım var. Bana mobbing uygulandı, birileri olabilirim, ses gitti. Hocam bugün mikrofonları kapattı Gökhan hocam. Kayıt sırasında zor kaydediliyor diye mikrofon açıkladığında kayıtlar daha zor olduğu için. Böyle bir şey oldu. Gökhan hocam bugün de 10 Ocak Dünya Basın ve Gazeteciler Günü sanırım. Bugün de mikrofonların kapatılması çok şey olmadı ama Gökhan hocam gerçekten kaydın zor olduğunu belirttiği için, böyle daha fazla yer kapladığı için ondan dolayı böyle bir şey yaptı. Sorunuz olduğunda kıymetli hocalarım, sorun biz buradan mikrofonla cevaplayalım. Esra hocam diyor bana mobbing uygulandı. Doğrudur hocam. Ne yazık ki. Ne yazık ki bu tür şeyler olabiliyor. Üzücü bir şey tabii ki. Evet. Ben bakın şunu demiyor. Zaten Intel bir araştırma başta söylemişti. Anket uygulayacağım demiyor. Diyor ki benim veri toplama aracım nedir? Öğretmenlere Intel yarı yapılan üç görüşme formu uygulayacağım diyor. Oradan vermiş oldukları cevapları inceleyeceğim. Bir de veri toplama aracını uyguladık ya, bunu nasıl çözümleyeceğiz? Verileri nasıl analiz edeceğiz? Veri toplama aracı olarak araştırmacılar, bakın buraya dikkat edelim hocalarım. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Buraya ben bir not aldım. Dedim ki bu fazladan yazılmış bu cümle. Ben bu şekilde yorumladım. Hakem olsaydım bu şekilde değerlendirdim. Zaten burada şu yazılabilirdi. Nitel veri toplama tekniği ile ele alınan bu araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çünkü cümle birleştirilirdi. Bu fazladan yazılmış. Araştırmada veri toplama aracı olarak gelişen görüşme formuna uzman görüşleri doğrusu son hali verilmiştir. Hatta şu üç cümle birleştirilip uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılanmış görüşme formu, işte araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılanmış görüşme formu uygulanmıştır. Şimdi bu çalışmada eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına maruz kalan mobbing mağdurlarının durumları belirlenmiş ve mobbing mağdurlarının karşılaştıkları sorunları incelemeye çalışılmıştır. Ama veri analizi kısmını vermemiş. Yani bunu ben içerik analiziyle mi yaptım? Bunu ben betimsel analizle mi yaptım? Özetle bu verilmemiş. Normalde vermemiz gerekir. Ama verilmemiş. Yöntem kısmında zaten verilmesi gerekiyor ki bu makalenin de yöntem kısmında gayet güzel açıklamasını yapmışlar ama burada belirtmemişler. Bizler bunu da belirtmemiz gerekiyor özetlerde. Bakın araştırmanın amacı. Varsa alt amaçları da koyabilirsiniz. Bir genel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna değindik. Evren örneklerine değindik. Ne ile ben bu evren örneklerine ulaştım? Nasıl ölçmek istiyorum? Bununla ilgili şey yaptım. Daha sonra çözümlemesini yapıyoruz. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgu mağdurların mobbing sürecinin temel noktaları açısından benzer bakış açısına sahip olduklarıdır. Ancak alt temalar açısından mobbing mağdurların görüşleri çeşitli görünmektedir. Ana başlıklar aynı olsa da alt başlıklarda farklılıklar olduğu görülmektedir diyor. Ve daha sonra anahtar kelimeleri vermişiz. Mobbing, eğitim kurumları, psikolojik şiddet, mobbing mağduru şeklinde anahtar kelimeleri vermiş araştırmacılar ve çalışmayı bu şekilde özetlemişler. Alparslan hocam, diğerine geçmeden hemen şunu sorabilir miyim? Tabii ki. Hocalarımız bunu diyor. İçerik analizi ne, betimsel analiz ne şeklinde soru geliyor WhatsApp'ta. Chat'i değil de bana WhatsApp'tan yazdılar hocam. Tamam. Koştu yapabildim. Şimdi sayın hocalarım, şurada içerik analizi ve betimsel analizle ilgili
Pardon. Tekrardan şuraya geçeyim. Sol okuyorum şurada. Sol elle kullandığım için. Gökhan Hocam ses şey. Pardon. Görüntü ekrana yansıdı değil mi? Evet hocam, görüntü ekranda var şu an. Şimdi hocam, içerik analizi ve betimsel analizle ilgili zaten bir de sistematik analiz dediğimiz bir şey var. Çok fazla konuluyor. Zaten çok fazla da bahsedilmez. Şöyle temel olarak şey yapabilirsek hocam, yani kısaca bir, çünkü bunlar nitel araştırma teknikleri yüksek lisansta bir ders olarak verilir ve dönem boyunca anlatılır. Hani mesela bu sorulan sorunun cevabı böyle 10 dakikada, 5 dakikada geçiştirilmez ama temel olarak söylemek istiyorum. Şimdi betimsel analizde genel olarak biz şey yaparız, böyle ana başlıklarımız vardır. Mesela işte öğretmenlerin mobbing durumuna, mobbing yönelik görüşlere dedim. Ana başlıklarından şöyle veriyorum, diyorum ki kadın öğretmenlerin mobbing konusunda yaşamış oldukları problemler, erkek öğretmenlerin mobbing konusunda ya da şöyle diyelim, erkek idarecilerin yapmış olduğu mobbing türleri, kadın idarecilerin yapmış olduğu mobbing türleri şeklinde bir başlık açtım. Araştırmanın alt amaçlarında okuldaki mobbing türleri nelerdir ve erkek idarecilerin yapmış olduğu mobbingler, kadın idarecilerin yapmış olduğu mobbingler. Yani ana başlıkları ben belirledim. Yani temaları ben belirledim. Orada okurlar, cevapları okurken diyorum ki işte erkek öğretmenler, yazmış öğretmen, erkek öğretmenler genelde sertliği kullanıyor. Emirvaki cümleler kuruyorlar. İşte başka ne söyleyebiliriz? Erkek tarafı olunca olumsuz yorum yapmak biraz zor oluyor. Kadın yöneticiler nasıl eleştiriyor? Kadın yöneticiler işte kapriste bulunuyorlar. İşte duygusal yaklaşıyorlar. İşte yapmadığımız bir görevi şahsi algılıyorlar şeklinde. Hemen ne yaptım? Bakın, başlıkları belliydi. Altına yerleştirdim. Oraya verilen cevapları altına koydum. Oraya verilen cevapları kadınların cevabını ayrı, erkeklerin cevabını ayrı koydum. İçerik analizinde daha detaylı kapsamlı okudukça o kadın erkek olayını ya da daha farklı olayları çıkarıyoruz. Mesela öğretmenlere şöyle bir soru sorduk. Dedik ki sizin yaşamış olduğunuz problemler nelerdir? Mobbingle ilgili neler yaşıyorsunuz? Öğretmen yazmış, bir sayfa yazmış. Mobbing konusunda çok büyük problemler yaşıyoruz. İşte mobbingi yaşamadığımız günler ise yok. Özellikle okul müdüründen ziyade müdür yardımcıları bu konuda daha fazla mobbing uygulamaktadır. Ben sorumu sorarken idarecilerin türüne göre sormuş muydum? Hayır. Oradan bir ayrım yapıyorum. Diyorum ki idarecilerin görev türüne göre bir farklılıklar yakalıyorum ben. İçeriği çözmeye başladım. Müdür yardımcılarından da özellikle erkek müdür yardımcıları bu konuda çok sertler. Hele ki genç olanlar. Genç olan yeni müdür yardımcıları çok sert davranıyorlar ve rüştlerini tabiri caizse bize ispat etmeye çalışıyorlar. Bu durum beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Ama kıdeme fazla olan bir müdür yardımcısı biraz daha olaylara daha normal yaklaşırken diğerleri daha sert yaklaşmaktadır şeklinde yorum yapmış. Ben bunu okudum, yazdığım notumu aldım. Diğer çalışmaya bakıyorum, diğer öğretmen vermiş olacağı var. Onda da benzer durumlar var. Şimdi ben sorumu öğretmenlere genel sormuştum, okudukça içeriği çıkarıyorum. Bu içerik analizidir. Ama cevapları ben kendim kategorize etmişsem, müdür yardımcısına göre, şuna göre, buna göre kendim çıkarmışsam, burada biraz daha betimsel olayı çözmemiz gerekiyor. Size şuradan bir tane çalışma örneği göstermek istiyorum, bulabilirsem. Oradan birini bulamayacağım. Burada öğrencilerimize şöyle bir soru sormuştuk. Son bir sefer daha şansını denek baktırdım, bulamadım. Şimdi öğrencilerimize şöyle bir soru sormuştum ben. Sınıf yönetimi dersine gidiyorum. Öğrencilik hayatınızda bir üniversitede, biri de lise ya da ortaokul ya da ilkokulda olmak üzere sınıf yönetiminde yaşamış olduğunuz olumsuz bir olayı anlatır mısınız? Ve sizi nasıl etkiledi? Bununla ilgili bir soru sordum. Öğretmenlerimizle, öğretmen adaylarımızla işte bir tane A4 kağıdını yarıya böldüm. Bir tarafa üniversiteyi, bir tarafa da ilkokul, ortaokul ya da liseden bir tane yazmış. En olumsuz olayları yazıyorum. Şimdi burada ben ne yaptım? Öğretmenlerimize neyi verdim ben?
genel bir soru sordum ve bu genel soru içinden cevapları okudukça kategoriler zihnimde oluşmaya başlıyor. Hazır kategori yok aklımda. Okuyorum, okuyorum ve diyorum ki, işte üniversitede yaşanmış bir olayı söylüyorum. İşte, öğretmenin bir tanesi geldi, öğretim üyesinin biri, profesörün biri geldi derste, işte atıyorum, kız öğrenci, erkek öğrenci yan yana oturduğunda işte bulgular varsa bunlar da var, rahatlıkla hasta söyleyebilirim ama neyse, lütfen çalışmayı çok detaylı paylaşmak istemiyorum. İşte Freudçular, siz şöylesiniz, böylesiniz, bağırdı, çağırdı, hakaret etti, şahsımıza hakaret etti ve bir üniversite öğrencisinin bir profesörden haksız yere böyle bir azar işitmesi profesörün saygınlığını yitirdi. Allah Allah, hakaret, sınıf içinde hakaret. Farklı biri geliyor ve ne kötüdür ki o sınıfın belki %70'i aynı örnek olayı yazmıştı. Bu benim şahsen çok iyi bir şey değil, beni çeşitliliğini etkiledi. İşte sınıf içinde işte bir kızla bir erkeği azarlaması çok rencide edici bir olaydır. İşte şöyledir, böyledir, o arkadaşım yerinde olmak istemezdim. Orada artık olayın psikososyal boyutuna bakıyorum. Yani hocayı eleştirmelerini bir tarafa bıraktım. Evet, hocayı eleştiriyorlar, zaten olumsuz bir olay. Ama o öğrenciler üzerine nasıl bir etki uyandırdığına, ben bile diyor yüzümü kapattım, kızardım. O arkadaşlarımız ne kadar zor durumda kalmıştır. O hocayı hiç sevmedi. Şu grubudur. Şimdi bu olumsuz olaydan neleri yaşıyoruz? Öğretmenin bir olumsuz tavrını sınıf yönetimindeki iletişimde kaynaklanan bir yanlış hatanın nelere sebebiyet verdiğini ben kendim başlıkları koyarak götürüyorum. Böylelikle içeriği çok iyi yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında mesela betimsel analize biraz daha böyle nicel şeyler ön plana çıkıyor. Bununla ilgili bir de sayın hocalarım, ben size aslında şöyle balık tutmayı da biraz öğretelim hocalarımıza. Ekrandan geçeyim. Nezamlarıma da bakayım. Google'da özellikle şeyde de var zaten, Şimşek mesela, Şimşek özellikle tadını var, nitel araştırma teknikleriyle ilgili. Orada ve birçok makalede nitel araştırma analizlerinin işte içerik analiziyle betimsel analiz arasındaki farkın anlatıldığı makaleler de var. Yine oradan detaylı bir şekilde de bakabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar yüksek lisansa biz haftalar boyunca anlatılan konular böyle dar zamanda anlatması biraz zor olabiliyor haliyle. Hani en özet haliyle anlatmaya çalışıyoruz, en kısa haliyle. Bu sefer özeti vermeye çalışırken bazen konu bütünlüğünü kaçırıyoruz. Bu sefer çok kestirme bilgiler oluşuyor. Uygulamada yakalanan bu kısa yollar teoriyi bitirmektedir. Ondan dolayı teorik olarak da o makaleleri muhakkak okumanıza fayda var kıymetli hocalarım. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Buradan gelelim. Evet, öğretmen dayanımı. Bunu böyle değerlendirdim. Farklı bir çalışma. Öğretmen adaylarının kütüphane kullanımına ilişkin nitel bir araştırma. Şimdi öğretmenlerin kitap okumaya yönelik düzeyleri, görüşleri, bununla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Ya da öğrencilerinizin okul kütüphanesini kullanmasına yönelik bir çalışma yapabilirsiniz. Yani kullanmıyorlar mı, kullanmıyorlar mı, teknolojiyle birlikte artık ekran okuryazarlığı devreye girdiği için belki kütüphanenin kullanımı arzulanmıştır. Hani bize okumayan bir millet demeyelim direkt buna, belki okuma türü ya da okuma kaynağı değişmiş diyebiliriz. Belki okuma oranı da azalma yoktur. Bununla ilgili bir çalışma. Kütüphaneler bireylerin hem eğitimin ve araştırma çalışma için yararlandıkları hem de kişisel gelişimleri için kitap, dergi vs. internetleri en önemli yerlerin başına gelmektedir. Şimdi burada hocalarım, bu tanım cümlesinden aklınızda ne oluştu hemen? Oluşan ne? Literatür vermeye gerek yok aslında. Hani burada kütüphanelerle ilgili literatür vermeye gerek yok. Burada direkt konuya giriş yapabildi. Ama özet zaten azdı. Ondan dolayı o şekilde verilmiş olabilir. Bu araştırmada ya da bu çalışmada çocukları okumaya sevdirme görevini sence kullanan öğretmen adaylarının kütüphane kullanımı durumları ele alınmıştır. Aslında bakın burada yine gereksiz şeyler var. Bu çalışmada çocuklara okumayı sevdirme görevini üstlenecek olan öğretmen adaylarının, hani burada biraz gereksiz cümleler ve tanımlamalar, hatta betimlemeler var diye tanımlamalar değil. Bunlara aslında çok fazla gerek yok. Bu amaçla 10 öğretmen adayla görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının internet kullanımında yaygınlaşmasıyla
kütüphanenin bir ihtiyaç olarak öneminin azaldığını, ancak ödevler için hala önemli bir yeri olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Sonuç, araştırmanın sonucu. Şimdi hocalarımız araştırmanın sonucuna gelmişler. 10 öğretmen ile görüşme yapılmış ve araştırma sonucu şu çıkmıştır. Burada ne eksik hocalara? Yani dediklerinizi duymuyorum ama duyar gibi oluyorum. Burada veri toplama aracı konuşulmamış. Burada nasıl çözümleme yapıldığı konuşulmamış. Bundan dolayı burada eksik cümlelerimiz vardır. Mümkün olduğunca ne demiştim? Önce amacı vereceğiz. Amaca bağlantı olarak alt anlaşmaları vereceğiz. Daha sonra çalışma grubumuzu vereceğiz. Bu araştırmada şu kişilere çalışma grubunda yardımcı hitap edilmiştir. Veriler bunlardan toplanmıştır. Veri toplama aracına değinilmiştir. Veri toplama aracımız şu kişiler şundan oluşmaktadır. Ben bu veri toplama aracındaki bulguları nasıl çözümledim? İşte şu yöntemle çözümledim. Tabii bu nitelle ilgili. Birazdan nicele de gireceğiz. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlerin işte, sonucu vermiş ve bununla ilgili önerisi de varsa ekleyebilir oraya. Bu şekilde daha sonra anahtar kelimelerini vermiş ve çalışmayı sonlandırmış. Özetini sonlandırmış. Şimdi şuradan biraz büyüteyim de çıkartmamız. Bu 2014 yılında yapılmış olan bir çalışmaydı. Rotasyona uğrayan okul yöneticilerinde iş doyumu ve tükenmişlik. Rotasyona uğrayan okul yöneticilerinde bir ara rotasyon uygulaması yapılmıştı. Bu rotasyon uygulamasıyla bazı öğretmenlerin yerleri değiştirilmişti, idarecilerin pardon. Bunlardaki duruma bakarak bu rotasyon uygulamaları direkt çalışma durumumuz ortada. Bunların iç doyumu ve tükenmişlikleri ne bakılmış? Bakın, ilişki mi, düzey mi belirtilmemiş burada. Bunu şeyden bakacağız, alt amaçlardan bakacağız. Bu araştırma rotasyona uğramış okul yöneticilerinin iç doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişimler açısından farklılaşmasını ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. Yani ilişkiye bakılmamış, duruma bakılmış, tarama modeliyle yapılmıştır bu nitel araştırmada. Eğer deseydi ki rotasyona uğramış okul yöneticilerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıyla yapılmış deseydi, burası tarama modeli değil, betimsel ilişkisel model olacaktı. Ondan dolayı burada durum belirleme vardır. Araştırmanın evrenini Kayseri İl Sınırları içerisinde yer alan okullarda göre yapan ve rotasyona uğramış amaçlı örnekten bakın. 429 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma evreni içinden örnekleme alınacak okul yöneticileri basit tesadüf örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Ölçeklere ilişkin hatalı ve eksik kanıtlama bildirimleri uygulamadan çıkardıktan sonra 249 okul yöneticisinden alınan verilerle analiz edilmiştir. 429 kişi var, 250'sine yani %60'lık bir oranla ulaşılmış. Evren örnekleme ilişkisi bakımından baktığımızda %60'lık bir oran. Başarılı bir orandır. Araştırma verilerinin toplanmasına araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmış. Bu işte değişkenlerle ilgili işte yaşınız, cinsiyetiniz falan, kaç yıl o okulda görev yapmışsınız onunla ilgili sorular. Masraf tükenmişlik envanteri ölçek, bunlar çok meşhurdur. Minnesota iş doyum ölçeği bunlar kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında anlamlı düzeyinde göre analiz edilmiştir. Amaç verilmiş. Amaca bağlantılı olarak çalışma grubu verilmiş. Çalışma grubunda evren örneklerinin sayısı belirtilmiş ve demişler ki bunlara bir kişisel bilgi formu uyguladım. Bununla birlikte tükenmişlik envanteri, çünkü benim tezimin konularından bir tanesi tükenmişlik ve iş doyumu ile ilgili, o da Minnesota iş doyum ölçeği uygulanmış. SPSS'de nicel veri çözümleme teknikleri programından biri olan SPSS'de bu yapıldı. Araştırma sonucunda ve buradan nasıl çözümlediğini söyledikten sonra artık sonuca giriyorum. Okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı, ancak çalışılan okulun yeri, cinsiyet, medeni durumu, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve okul türüne göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yani bu mesleki tükenmişlikte okul idaresinin yaşı önemli.
Şimdi kıdem de farklılık olmamış, cinsiyette farklılık olmamış, yaşta farklılık olmuş. Olayı şöyle düşünelim. 50 yaşında iki tane idareci olduğunu düşünelim. Biri 10 yıllık idareci, biri de 20 yıllık idareci. Yaş aynı ama. Bunlarda farklılık olmuş. Hani adam ya işte atıyorum 55 yaşındayım, bu yaştan sonra ne rotasyonu falan filan bu tepkiyi koyabilmiş. Burada adam belki 2 yıllık idareci de olsa, 22 yıllık idareci de olsa burada farklılık çıkmamış. Ne de çıkmış? Yaşta farklılık çıkmıştır. Yani öğretmenlerin yaş grubunun aynı olması demek idarecilikteki kıdemlerin aynı olduğu anlamına gelmez. Cinsiyete göre de bir farklılık olmamış. Medeni duruma göre de olmamış. Eğitim düzeyi, lisans ya da lisans ya da çok az da olsa 2 yıllık program bitirip öğretmen olanlar ya da dışarıdan gelenler. Bunda farklılık olmamış. İş doyumu açısından baktığımızda benim zaten araştırmanın diğer başlığı iş doyumuydu. Bakıldığında okul yöneticilerin iş doyumu düzeylerinin yaşa göre farklılaştığı ancak çalışan okulun ve diğer şeylere göre farklılık olmadığı görülmüştür. Demek ki kıdeme bakılmaksızın yaş farkı burada farklı olmuş. Böyle bir araştırma. Görmüş olduğunuz gibi hocalarım. Bu araştırmada araştırmacılar amacı vermişler, başlığı vermişler. Hangi modelde yapıldı? Çalışma grubunu belirlemişler. Çalışma grubuyla ilgili evren örneklerini sayısı verdikten sonra kaç kişi uyguladıklarını söylemişler. Veri toplama aracı veriliyor. Veri toplama aracı verildikten sonra bu veri toplama aracıyla elde edilen bulguları nasıl analiz edeceğimiz yazıyor ve daha sonra sonuçlara ilgili kısa bir cümle veriliyor. Mesela şurada bakın görmüş olduğunuz gibi araştırma sonucunda diyoruz ya şurası makaleye gittiğinizde en az 7-8 sayfadır şurası. Teze gittiğinizde en az 20 sayfadır tablolarla birlikte. Ama burada bir paragrafta bunu özetlememiz gerekiyor. Çünkü araştırmanın özeti. 100 sayfalık bir tezin özetini siz oraya en fazla atıyorum. Şey göre, dergisine göre de enstitü kurallarına göre de işte ama 250 kelimeyle, 200-250 kelimeyle bunları bitirmemiz gerekiyor. Değerler eğitimi, farklı bir çalışma. Değerler eğitimi kapsamında hazırlanan akademik çalışmaların incelenmesi. Değerler eğitimi kapsamında. Malumunuz milli eğitimi bayağı güncel bir konu. Bu araştırmanın amacı, bakın yine amaçla girmiş, değerler eğitimi kapsamında hazırlanmış olan bilimsel çalışmaların analizini yapmak ve durum ortaya koymaktır. Araştırma verileri 2014-2018 yılları arasında YÜK ve ULAK'ın veri tabanında yayınlanan çalışmalarla sınırlıdır. Bakın, hocalarım, burada nitel araştırmada bir doküman inceleme dediğimiz bir durum da var. Nedir? Gazeteleri inceleyebilirsiniz, okul gazetelerini inceleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir çalışma yapılmış mıdır? Acaba psikolojik danışma rehberlikte ya da sosyolojide ya da eğitim bilimlerinde illaki yapılmıştır ama yani haberim olmadığını söyleyeyim. Sizler de çalışabilirsiniz. Okulların çıkarmış oldukları okul gazetelerinin içerik açısından incelenmesi. Yani böyle bir çalışma yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ve çalışma grubunun evren örneklerinin çalışma grubu mu oldu? Kime soracağım? Öğretmenlere mi? Hayır. İdarecilere, öğrencilere hayır. Sadece o okul diyelim ki 4 yıldır okul gazetesi çıkarıyor, 3 ayda biri çıkarıyor da dönemlik çıkarıyor. Kaç tane çıkmış? İşte 4 yıldır çıkarıyor, 8 tane gazete çıkmış. İşte X okulunun çıkarmış olduğu şu derginin şimdiye kadarki yayınlarının ya da bu derginin analizinin yapılması. Ya da 10 tane okulun gazetesini ele alırsınız, bu 10 tane okulun içeriğini inceleyebilirsiniz. Alın size bir çalışma konusu. Ya da edebiyat öğretmenisinizdir ya da o edebiyat ile ilgili ama sistemle ilgili çalışan edebiyat öğretmenimize de şey yapalım seslenelim. Mesela şöyle bir şey, sistemle ilgili yapılmış çalışmaların bir incelenmesi, içerik analizinin yapılması ya da betimsel analizin yapılması nasıl yapmak isterseniz. Burada ne yaparsınız? Ele aldığınız konuya bakarsınız. Bununla ilgili yapılmış çalışmaları seçersiniz, onları incelersiniz ve tutun dersiniz. Sistemle ilgili yapılan çalışma grubuna bakıldığında araştırmadan 170'i öğrencilere, 130'u öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışma grubunun %95'i sayısal grup öğretmenlere uygulanmıştır gibi durumları ortaya koymak için bu tür çalışmaları da yapabilirsiniz. Buradaki araştırmacılar da değerler eğitimi kapsamında hazırlanan çalışmalar olur. Ama YÖK, ama ULAK'ın da taranmış olan dergilerin, makalelerin incelemesini yapmışlar.
çalışma grubu bu olmuş. Yani artık kişilerden çıktık, verilerimiz ne oldu? Artık makaleler oldu. Araştırma verileri içerik analiziyle çözümlenmiştir. Geçerlik yönelik çalışması da yapılmıştır. Nitel araştırmalarda da geçerlik yönelik çalışmaları vardır. Bununla ilgili yine makaleler var. İşte araştırmanın iç geçerliği vardır, dış geçerliği vardır, güvenlik çalışmaları vardır. İnandırıcılığı vardır, uygulanabilirliği vardır. Bunların alt boyutları da var. Bunlara lütfen nitel araştırmalarda geçerlik güvenlik çalışmaları şeklinde yazdığınızda bir iki makale çıkar. Zaten onları okuduğunuzda aklınızda çok şey canlanacaktır. Bunları da lütfen bir göz önünde bulundurun. Araştırmada geçerlik yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre sonuçları vermişler. Ve şurada ortalama kaç kelimelik? 59 kelime, 60 kelimelik bir sonuç vermişler. Bu çalışmalar Türk bakımından çoğunlukla makale çalışması yapılmış. Tezler biraz az. Yöntem olarak değerler eğitimiyle ilgili tarama modeli en fazla kullanılmış. Çalışma grubu olarak en fazla milli eğitimdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanıldığı. Bununla birlikte aileyi dahil eden çalışmaların da olduğu gözlenmiştir şeklinde. Alın size özet. Anahtar kelimelerini de herhalde kopyalamadım ya da kopyalamamış olabilirim. Öyle olmuş. Öğretmenlerin mesleki çalışma etkinlikleri farklı bir çalışma. Hocaların ve nitel araştırmada çok farklı modeller vardır. Öğretmenlerin mesleki çalışma etkinliğidir. Yani bu sene başı ve sene sonu ve bu sene ilk defa uygulanan ara seminer dönemleri var ya, onlara yönelik öğretmen görüşleri. Bunu nasıl, metafor olarak nasıl algılamış öğretmenler? Öğretmenlerin mesleki çalışma yönelik, yani sene başı ve sene sonu etkinliklerine yönelik metafor çalışmaları. Bununla ilgili bir çalışma. Bakın yine görmüş olduğunuz gibi araştırmanın amacı bu mesleki çalışma etkinlikleri kavramına yönelik oldukları algıları tespit etmek için metafor aracılığıyla belirlemektir bunları. Şimdi araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Çalışma grubu belirlenmiş. Çalışma grubu da arkadaşlar 2018-19 eğitim öğretim yılı sonunda Kayseri İlim Merkezi ilçesinde bulunan toplam 5 farklı okulda mesleki eğitim alan 83 öğretmen oluşmuş. 83 öğretmene ulaşılmış 5 farklı okulda. Nitel bir araştırma için 83 kişi çok yüksek bir rakam. Ama metaforda verilen cevapları kategorize edebilmem için önceki konuşmada söylemiştik. Çok fazla cevaba ihtiyacım vardı. Yani 10 kişinin vermiş olduğu cevapla yetinemem. Çünkü kategori oluşturmam lazım. Bunlara yapılan metaforlar, yani benzetmeler öyle bir fazla olması gerekir ki, benim o 83 kişide 83 benzetme var. Bunları ben birleştireyim, temalar oluşturayım. O yüzden birbirine benzeyen zaten 51 tane olmuş, 83 tane toplam. Bunun bazı birbirine benzer için farklı olmak üzere, 51 tanesi farklı olmak üzere toplam 83 metafor oluşmuş. Kıymet hocalarım, metafor çalışırken şuna çok dikkat edin eğer çalışacaksanız. Metaforu uyguladığınız kişinin konu hakkında bilgisinin olması lazım. Hani o konu hakkında bilgisi, yaşantısı, yaşanmışlığı, tecrübesi olacak ki o konu hakkında bir benzetme yapabilsin. Mesela öğretmenlere ben şöyle bir şey sorsam. Askerde nöbet neye benzer, neden dolanır? Bir metafor, nöbet kavramı üzerine bir metafor yapıyorsun. Şimdi bedeli gidenler var. Bedeli gitti, nöbet tutmadı. Ya bankamatikte verdi ya da 20 gün askerlik yaptı. 20 gün askerlikte zaten yakana kadar işte sağa dön, sola dön, yürüyüş yakana kadar hiç nöbetle görmediler. Bu sorun ya da kadın öğretmenlerimiz var. Askerlikte nöbet adına hiçbir şey bilmiyorlar. Nöbet deyince akıllarında herhangi bir yaşanmışlık olmadığı için bir şey diyemeyiz. Ondan dolayı öğretmenlerin, bırakın öğretmenleri, profesörlerin, bırakın profesörleri, okul idarecilerin, kim olursa olsun nöbetle ilgili yorumu bu şekilde olmasa ancak ve ancak uzun dönem ya da kısa dönem dediğim eskiden vardı yani 5 ay altı ay askerlik yapamam. Ben de öyle yapmıştım. Bunlar belki olabilir. Hani askerlik yapmış kişilerin uzun dönemde nöbet tutmuş kişilerin üzerinden olabilir. Yani bununla ilgili bir yaşantısının olmuş olması lazım. Ben öğretmenim. Öğretmenlerle ilgili bir metafor çalışmak istiyorum. Çalışacağım konu öğretmen. Öğretmen, öğrencilerin öğretmen metaforuna yönelik görüşleri. Bu çalışılmış.
okul idaresine yönelik görüşleri çalışılmış. Türkiye eğitim sistemiyle ilgili, okulla ilgili ya da kitapla ilgili metaforlar çalışılmış. Ama sırf farklı bir şey olsun, löbet çalışayım, işte bu olmaz. Çünkü çalışma grubunun onunla ilgili muhataplarının bilgisinin yaşanmışlığı olması gerekmektedir. Mesela hiç kullanmadığı bir bilgisayar programı ile ilgili bir şey söylediniz. Bunu yapamazsınız. O şeyle ilgili kişilerin bunu bilmiş olması lazım. Öğretmenlerin sempozyumlara yönelik görüşlerini metafor aracılığıyla belirleyeceksiniz. Öğretmenlerin sempozyumlara yönelik. Şimdi bunu sorduğunuz hocanın en az 2-3 sefer bir sempozyuma katılıp, yayın yapıp, orada sunup ya da posterde onu sergileyip anlatıp gelmiş olması lazım ki okul hakkında yorum yapabilsin. Yoksa sempozyum hayatı boyunca katılmamış, mezun olduktan sonra bir sefer bile bir akademik çalışma yapmamış ya da bir akademik çalışma okumamış ya da bir sempozyumun yapıldığını izlememiş, yani bir sempozyumla hiçbir şekilde muhatap olmamış olan bir eğitimcinin sempozyum hakkındaki metaforunu öğrenmek hiçbir şey katmayacaktır. Sadece bir literatür dışında farklı şeyler çıkacak. Mesela sempozyuma katılan bir öğretmen şunu diyebilir, öğretmenler şunu diyebilir. Sempozyum bilgi tazeleme yeridir. Sempozyum meslektaşlara buluşma yeridir. Konak yeridir. Sempozyum efendime söyleyeyim şarj yeridir. Birçok şey çıkabilir. Ama bunları kategorize ederiz. Başlıklarda işte yenilenme yeri, olma yeri, efendime söyleyeyim tanışma yeri. Bunlarla ilgili temalar oluştururum. Ama hiç katılmayan bir öğretmen ve katılmaya niyet olmayan ve çalışmayan, kendini yenilemeyen bir öğretmen şunu diyebilir. Saçmalık yeridir. Şimdi literatürde böyle bir şey yok zaten. Sempozyuma saçmalık yeri denilmez. Ama bunu derse zaten ben hiçbir kategoriye koyamam. Niye bu cevabı vermişler? Bilmediği için bu cevabı vermişler. Ondan dolayı metafor uygularken kesinlikle muhatabına uygulamamız gerekmektedir. Metaforu ben çok sevdim uygularken. Çok güzel fikirler çıkarıyor. Bakın bu 51 tane cevabı bu araştırma bana aitti. Bu 51 tane cevabı 83 toplam farklı birbirine farklı 51 tane 8 kategoriye toparladık kıymetli öğretmenlerim. Bunlar da şey de var. Bu makale yayınlandıktan sonra inşallah WhatsApp grubuna da paylaşırım. Orada da okumanızı tavsiye ederim. İnşallah katkısı olur sizlere de. Nicel bir şey yok. Bu da nicel değil. Bu da nicel bir araştırma. Buyurun. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bitişik ihtiyacı hatalarının incelenmesi. Şimdi bakın. Az önce makaleleri inceledik. Makaleler üzerinden gitti. Şimdi öğrencilerin yazmış olduğu yazı defterindeki yazı hatalarını inceledik. Bu sefer dokümanın öğrenci yazıları. Öğrenci yazılarından girilmiş. Demişler ki ya öğrencilere ilk okuma yazma dersinde ve güzel yazı dersinde bitişik eğik yazının ya uygun yazı yazılması istenmiş ve bu yazılar incelenmiş. Yazılar incelenirken neye göre incelenmiş? Doğru yanlış yazılı. Malumunuz bitişik eğik yazı kaldığı insanın tercihi bakıldı. Kesemeli cümle yöntemiyle birlikte gelmişti ve şu an göreceli, isteğini öğreten ilgili isteğini uygulanıyor. Yazı yazılırken bunların kriterleri vardı. Bunlara göre işte büyük ve küçük harf yazının durumuna göre, yazılan diklik ve eklik durumuna göre, kavuş çizgilere uyku uygulama durumuna göre yazılar incelenmiş ve bunun sonucunda işte görmüş olduğunuz gibi çalışma grubu, araştırma grubu, İç Anadolu bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesine okuyan sınıf öğretmeni görmüş, tüm sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Şimdi bu uygulamalar yeni yeni şey yaptı. Bu işte İç Anadolu bölgesinde ya da Anadolu'nun iç kısmında bir okulda gibi bazı yurt dışı öğrencilere gönderip gün verdiğimizde gün isim istenmiyor. Sadece o bölgeyi tanımlamanız yeterlidir diyorlar. İşte gelişmiş bir ilde, gelişmiş bir üniversitede gibi tanımlamalarda bazen istenebiliyor. Yine nicel bir araştırmaya gitmek istiyorum. Nicel bir araştırmaya geldik. Zaten bundan sonra var mı? Yok, bundan sonra yok. Tekrardan soracağına geçebiliriz. İnternetten gittik. Zeka oyunları dersini yürüten öğretmenlerin oyun tercihleri ve zeka oyunlarının uygulanabilirliğinin incelenmesi. Buyurun. Zeka oyunları dersini yürüten öğretmenlerin oyun tercihleri, yani bu derse girenler hangi oyunları tercih ediyor ve zeka oyunlarının
uygulanabilir değil. Uygulayabiliyor mu öğretmenler, uygulayamıyorlar mı? Bununla ilgili bir araştırma. Nedir? Durum belirlemesidir. Bir ilişki bakmıyoruz değil mi? Yani burada herhangi bir ilişki göremiyoruz. Yani oyun tercihiyle uygulama ilişkisi arasında bir şey var mı yok mu falan. Böyle bir şey söylemiyor. Bu araştırmanın temel amacı Eğitim Bakanlığı düzenlemiş olduğu zeka oyunları hizmet eğitimi almış ve zeka oyunları dersini yürüten öğretmenlerin çalışma grubu NET hangi öğretmenlere zeka oyunları hizmet içi eğitimi almış ve zeka oyunları dersini yürüten öğretmenlerin zeka oyunlarına yönelik görüşlerini saptamaktır. Bu amaca ulaşmak için zeka oyunları dersini yürüten öğretmenlerin zeka oyunları bilgileri, zeka oyunlarının gerekliliğine ilişkin görüşleri, zeka oyunlarını kullanma sıklıkları ve zeka oyunlarını tercih etme etmeme nedenleri araştırılmıştır. Betimsel tarama modelinde olmuştur. 2006-2017 eğitim öğretim yılında Kayseri'nin de görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen zeka oyunları hizmet eğitimi almış öğretmenler üzerine yürütülmüştür. Bak burada da yine tekrarı var. Kendi araştırmamıza yine tekrarımızı test ediyoruz. Araştırmaya gönüllülük esasına göre katılan 330 öğretmen araştırma örneklerini oluşturmuştur. Bunda özellikle şuna dikkat ettik. Bu öğretmenler benim çalışma durumunda amaçlı bir örnekten olması lazım. Zeka oyunları eğitimi almamış ya da aldıktan sonra derse girmemiş olan öğretmenlere uyguramadık. Niye? Şimdi hani araba sürmenin, trafikte araba kullanmanın zorluğunu inceliyorsunuz diyelim bir çalışmada. Ehliyeti olmayana uğramazsınız. Çünkü yetkisi yok, sertifikası yok. Bu soruları cevaplayamaz. Ehliyeti olup araba kullanmayana da soramazsınız. Niye? Ehliyeti var, yetkisi var ama tecrübesi yok. Ondan dolayı biz de böyle bir amaçlı öğretmen yaptık. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan zeka oyunları dersine yönelik öğretmen görüş anketi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanmış. Araştırma verilerinin analizinde yüzde, frekans ve ortalama değerler kullanılmıştır. Kullanıldığımız teknikler bunlar. Analizin yapılmasında işte şu programdan yararlanılmıştır. Ve araştırma sonucunda zeka oyunlarının öğretmenler tarafından tercih edilme nedeni olarak sonuca girdik. Şunlar şunlar olmuştur. Öğrencinin ilgi yetenekleri olmuştur. Onun öğrenciler tarafından sayılması olmuştur. Zeka oyunlarının öğretmenler tarafından tercih edilmeme nedeni olarak tercih edilmeyenler, öğrencilerin istekli olmaması, materyalin eksik olması, oyunu oynatacaksınız, zeka oyunu, materyaliniz eksik, ortamınız yok, bir tane kulübü eksik olsa bazen oynamayabiliyor. Malzeme temini zor olması belirtilmiştir, okul almamıştır materyali. Düşünün siz öğretmensiniz, çalışıyorsunuz, gittiniz hizmetçi eğitime yazıldınız, hizmetçi eğitim sonucunda zeka oyunları üzerine ders açabilecek seviyeye geldiniz fakat bir baktınız ki okul idaresi malzemeleri tedarik edemiyor, malzemeler pahalı, bütçemiz yok diyor ve bu dersi veremiyorsunuz. Bu tür durumlar da olabiliyor. Araştırma sonunda okuldaki, bakın burada öneri de yazdık, okullardaki materyal eksikliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, hani bu özel araştırmada şu şekilde belirttik, bütçe ayrılması, zeka oyunlarının dersinin tercih edilmesi noktasında öğretmenlerin nedenleri bilgilendirilmesi önerisinde bulunmuştur. Şimdi araştırma sonuçlarında şunlar da var. Niçin programlarda problemleşiyorsunuz? Verilerde bu dersi çok önemsemiyor. Ama bu konuda verilerde bilgilendirecek eğitimler verilmesi gerektiğini söylemişiz. Öneriler bu şekilde yazılmış. Araştırma kelimeleri de konulmuş. Anahtar kelimeler ve bu şekilde araştırma özetleri yazılmış. Şimdi kıymetli hocalarım burada 3-4 tane nitel, 2-3 tane nicel özet inceledik sizlerle. Bu özetleri yazarken olması gereken başlıklara değindik. Şimdi bunun parmakları olmadığı için bunu saymaya çalışacağız. İşte araştırmada bir araştırmanın başlığını, amacını koyduk. Efendime söyleyeyim, bu amaca bağlantı olarak alt amaçlara değinebilirsek onlara değineceğiz dedik. Ondan sonra çalışma grubumuzu belirlememiz lazım. Kimin üzerinde çalışıyoruz bu? Nicel araştırmadaysa evren örneklerin ilişkisini, nitel araştırmadaysa çalışma grubumuzu belirtmemiz gerekiyor. Ondan sonra ben bu çalışma grubunu ya da evren örnekleme ben hangi ölçme aracını kullanacağım, verilerimi nasıl toplayacağım? Bununla ilgili bir birkaç cümle değinmem gerekiyor. Bu veri toplama aracını kullandıktan sonra ben bunda hangi istatistikleri kullanacağım? Ona birazdan biraz daha detaylı değineceğim.
efendime söyleyeyim, onları kullandıktan sonra da bulgularım nelerdir, ben ne buldum, sonucum ne benim, pardon, sonucum ne? O sonuca bağlantılı da bir ikonları verilebilir mi? Evet, verilebilir. Yazacak yeriniz varsa, kelime daraltmasına uğramamışsanız bunu da verebilirsiniz. Bu şekilde çalışmanızı yapabilirsiniz kıymetli hocalarım. Şimdi size bir tane de şöyle mesela şey açayım. Sınıf öğretmenlerinin maruz kaldığı ayrımcılık davranışlarıyla ilgili bir çalışma var elimizde. Bunu açayım. Daha sonra örgütsel adalet ile ilgili bir çalışma var. Bunların ölçeklerinden yararlanmak için muhtemelen indirdik. Bakın bir şey bulmaya çalışıyorum da. Yani ismini bulabilirim şu an. Biraz daha şey yaparım tekrardan. Nerede bu? Şimdi bir araştırma var. Demek hocalarım. Mesela şeyden muhtemelen buna da tuhaftan ulaştım. İTİR Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmış bir çalışma. Sınıf öğretmenlerin maruz kaldıkları ayrımcılık davranışları ve bu davranışların nedenleri. Bakın, çalışma grubu sınıf öğretmenleri. Az önce sistemle ilgili bir şey olmuştu ya bu konuşmanın başında. Bunu siz eğer soru direkt sınıf öğretmenlerine muhatap değilse, öğretmenlikle ilgili genel şeyler varsa ayrımcılıkla ilgili, burada herhangi bir şekilde şey yapmaya gerek yok. Nasıl söyleyeyim? Diğer branşlara da uyarlanabilir yani. Mesela bu gerçi bu araştırma nitel araştırma. Mesela bununla ilgili diyelim ki ayrımcılıkla ilgili bir ölçek var. Bu ayrımcılık davranışları, öğretmenlerin kaldığı ayrımcılık davranışı. Ben bunu branş öğretmenlerine de uygulayabilirim. Ortaokulda bir branş öğretmenlerinin maruz kaldıkları ayrımcılık davranışları. Bakın burada da ne yapmışlar? Farklı farklı kavramlar var. Burada en güzel bir program var mesela. Max Q'lar diye bir eğitim programı var, çözümleme programı. Görmüş olduğunuz gibi öğretmenlerle ilgili nitel araştırma yapmışlar. Bu nitel araştırmalar analizini yapmışlar ve sonuç olarak işte görüyorsunuz tek bir tablo altında bir nitel araştırmayı burada verebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi okulda ayrımcılık, okullarda yaşanan ayrımcılık durumu konularıyla ilgili bu tüm şeyleri geliştirmişler. Ben size aslında bu maksedim bir ankette, herhangi bir anketi burada açabiliriz, kullanabiliriz. Bir bakayım. Kullanabilirsen. Şimdi nicel araştırmalarda da nicel araştırmalarda da klinik hocaları. Efendim? Anketimizde değişkenlerimiz falan oluyor ya. Hani bu cinsiyeti soruyoruz, kıdemi soruyoruz. İşte o okuldaki kıdemi, o okula yönelik görüşlerse mesela okuldaki örgütsel adaleti çalışıyorsunuzdur. O örgütsel adaleti çalışırken 20 yıllık bir öğretmenin meslekte 20. yılıdır. Ama o okuldaki 1. yılıdır. Onun görüşüyle meslekte 10. yıldır ama 10 yılda okulda geçmiş olan bir öğretmenin görüşü hangi değildir? O yüzden eğer kurumsal bir durum belirlemeye çalışıyorsanız kıdemden ziyade mesleki kıdeme, kurumdaki kıdeme bakmanız daha önemli olacaktır. Burada hani o değişkenleri artık ne yaparsınız? Bakarsınız alt amaçlarınızda
kadın öğretmenlerle erkek öğretmenler arasında görüş farklılığı var mı? Eğer varsa buna yönelik bir istatistik ayrıdır. Eğer sadece öğretmenlerin ortalama puanını almak istiyorsanız, işte örgütsel adalet konusunda öğretmenlerin görüşleri ne düzeydedir belirttiğiniz zaman ortalama puan alırsınız. Onunla ilgili yine anketinizi ya da ölçeğinizi gönderirseniz ona bağlantılı olarak alt amaçları yapmamız gerekir. Mesela yüksek lisans tez sınavlarında ya da bazen doktora yeterlik sınavlarında da soruyoruz. Mesela ben bir ölçeği öğrenciye, adayın eline veriyorum ölçeği. Bu araştırmanın ismi ne olabilir ve bu araştırmayla ilgili alt amaçlarımız ne olabilir? Bana bunlarla ilgili bir alt amaç yazar mısın? Zaten anket elini aldığında öğrenci az çok konuyla ilgili bakar. İşte bu araştırmanın amacı şudur. Bununla ilgili şunlar konulduğuna göre cinsiyet, kıdem, bununla ilgili bir ilişkisi var mıdır, yok mudur gibisinden onları zaten yavaş yavaş çıkarız. Sizlerin çalışmalarına Kıymet Hocam o şekilde biz destek verebiliriz. Ama tüm hocalarıma tekrar söyleyeyim. Hani WhatsApp grubunda da varım. Oradan da şey yapabilirsiniz. Hocalar mesajlara cevap yazamıyorum mesajlara. Sadece mesela hocam şu konuyla ilgili bir şey danışmak istiyorum diyor. Orada ben saat yazıyorum. Şu saatte arar mısınız şeklinde. Yoksa cevap yazamıyorum. Yoksa mesajlara cevap yazmak isterim. Ama ne yazık ki durum bundan ibaret olduğu için şey yapamıyorum. Mesajlara cevap veremiyorum. Sadece telefonla şey yapıyoruz. Bu hafta içi de arayan hocalarımız oldu. Onlarla da görüştük. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten bu ara dönemdeyiz biz de. Sizler de bu hafta ara döneme giriyorsunuz. Biz de önümüzdeki bu haftadan itibaren biz de bir boşluk sürecine giriyoruz. Bu süreçte rahatlıkla yardımcı olabilirim sizlere. Ondan sonra zaten okul açılınca ben de kendimi böyle zor buluyorum. Şimdi genel olarak bu konuşmanın üzerinden biliyorum. Yani herkesin bu konudaki bilgi eşiğini bilmediğim için ondan dolayı böyle detaylı bir şekilde açıklayarak, izah ederek anlatmaya çalıştım. İnşallah katkısı olmuştur hocalarıma. Bununla birlikte sormak istedikleriniz varsa hocalarım onları da alabiliriz. Ben de biraz soluklamayayım burada. Hocam uyudunuz mu? Ne yaptınız? Arkadaşlar söz almak isteyen varsa raise hand yani el kaldır butonunuz olması lazım. Ona basarsanız sırayla mikrofonunuzu aktif hale getirebiliriz. Hocam elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık diyeyim bu arada. Estağfurullah. Muhtemelen hocalarımın çoğu aklındaki soru işaretlerinin cevaplarını bulmuştur. İnşallah hocam, inşallah. İrfan hocam şu an size konuşma yetkisi verdim. Buyurun hocam, mikrofonunuzu açabilirsiniz. İrfan Şahbudak hocam. İrfan hocam. Evet, sesin geliyor İrfan hocam. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam merhabalar. Ben şimdi şöyle, ben biraz geç katılabildim bugün. Bilgisayarda da bir sıkıntı vardı. Evet. Şimdi ben Gökhan hocam da bilir. Ben Erasmus projeleriyle uğraşıyoruz. Yazıyorum ben ne zamandır da. Uyguladığımız da oldu. Geçen hafta Salı günü görüştüğümüzden sonra benim kafamda şöyle bir şey vardı. Daha da oturdu yavaş yavaş. Mesela ben de şöyle bir şey dedim. Erasmus projeleri yapmış okullar, gitmiş gelmiş, yani daha doğrusu yurt dışına gitmiş, kurs almış, farz edelim 229 projeleri yapmış, karşılıklı gidip gelmeler yapmış okullarımız çok fazla şu anda. Evet. Okuldaki öğretmenlerimize katkısıyla alakalı, yani burada ayrım yapmaksızın, yani sınıf öğretmeni ya da branş öğretmeni demeden, böyle bir tane özet hazırlayabilirim değil mi hocam? Yani sizin bu... Görüyor musunuz beni? Görüyorum sizi ben. Şöyle yorum yapıyorum hocam. Harika olur. Hocam bu Erasmus projeleriyle ilgili gidip gelmiş olan yani çalışma grubumuz direkt onlar. Bunu çalışabilirsiniz hocam. Size katkıları nelerde çalışabilirsiniz? Aynen hocam. Ben de öyle düşündüm. Yani bunu mesleki olarak sorun. Bunu bireysel olarak sorun. Yani, mesleki ve bireysel olarak. Evet. Şunu sorabilirsiniz. Hazırlanma aşamasında yaşamış olduğunuz zorluklar nelerde? Projelerin hazırlanmasında evet, hocam. Evet. Proje aşamasında. Orada İstiyorsanız genel bir soru sorun hocam. Cevabı kendiniz içinden çıkarın kategoriler. Mesela şunu diyebilir. Okul idaresi bana destek vermedi. Meslektaşlarımız destek vermedi. Aileler destek vermedi. Ya da işte okul beni destekledi. Şunu yaptılar, bunu yaptılar, motive ettiler gibisinden.
İşte hazırlanma aşamasıyla ilgili tecrübelerini sorabilirsiniz, katkılarını sorabilirsiniz. Çok güzel çalışmalar olur hocam. Tamam hocam. Ben onu bir sorayım dedim. Yani güzel bir şey. Demin ki sizin özet gösterdiğiniz özet şeylerine yetiştim. Tam ben o sırada evet. Açabildim. Oradaki şeyler şey yapınca böyle salı günkünden sonra da kafamda oturmaya başladı tam olarak. Evet. Dedim bunun üzerinde çalışayım o zaman dedim. Yani Gökhan hocam da bilir. Ben o konular üzerinde zaten hem eğitim veriyorum hem projeler yazıyorum. Çok güzel. Ben de dedim. Kayseri'de misiniz hocam? Nasıl hocam? Kayseri'de misiniz? Yok hocam ben şu Erzurum'daydım da şu an Bodrum'dayım hocam. Hocam bir o taraftasın bir ta o taraftasın. Kararız olsa Kayseri'de yakalayacağız hocam seni. Kayseri'ye. İrfan hocam Kayseri istediğimiz zaman getiririz. Bizi kırma sağ olsun. Eyvallah. Yıllardır, sağ olun. Yıllardır Erasmus projesi yürütür İrfan hocam. Evet, bence evet, bunun da alana çok büyük katkılarının olacağını düşünüyorum. Etivinik uygulanabilir. Etivinik hazırlamış olan öğretmenlerimizin. Hocam şeydim zaten. Erzurum Etivinik ilk koordinatörüydüm ben. Aynı zamanda da. Evet. İşte bu sene bıraktım. İşte buraya gelince bırakmak zorunda kaldım. Yani İTV'nin üzerinde de çalışmalarım Avrupa Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketlerim de var da benim direkt aklıma İTV'likten çok kişi çalışacak. Öyle gözüküyor. Evet. Ben dedim direkt Erasmus Plus'ların üzerinden çalışmak daha mantıklı gelir dedim. Hiç aynen. Çalışılmamış bir yer hiç görmedim ben baktım da hiç kimse çalışmamış. Dedim onun üzerine çalışsak daha iyi olur diye düşündüm. Hocam onu kim çalışır biliyor musun? Mesela öğretmenlikten gelir, akademisyen olur. Daha öğretmenlikteyken Erasmus projeleri hazırlamış olur. Yani der ki ben bununla ilgili bir çalışma yapayım. O yüzden bunu yapan öğretmenler genelde milli eğitimdeki öğretmenlerimiz olduğu için belki bunu akademik boyuta yansıtmamışlardır. Anladım. O alanda ilk siz çalışırsanız bundan sonraki çalışmalarda rehberlik yaparsınız ve atıp alırsınız sürekli. Evet hocam. Yani çok da sağ olun hocam. Tamam hocam sağ olun. Çok teşekkür ederim. Olmadı size ulaşırım hocam. Yani bazı yerlerde takıldığım yerlerde size sorarım hocam. Başım üstüne hocam tabii ki. Eyvallah hocam sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ettim. Bodrum'a selamlar hocam. Eyvallah sağ olun. Kayseri'ye de selamlar. Selam kıymetli hocam. Esra Duygu hocam. Etkinlik yapabilirim ben de. Hocam Esra hocam tanıyor musunuz? Çok atak. Hemen şey yapıyor maşallah böyle. Çalışkan gayretli. Ya hocam çok ilgili. Esra hocam eğer sorunuz varsa söz isteyin yukarıdan raise hand butonuna basarak söz verebiliriz. Mikrofonu aktif hale getirebiliriz. Arkadaşlar soruları olanlar. Participants kısmından raise hand yapabilirler. Aynı zamanda webinarın kaydını alıyoruz arkadaşlar. Yarın sisteme düşüyor. Sistemden indirip YouTube kanalımızda da yayınlayacağız. Yarın kahvaltı etkinliğinde konuşmak istiyorum hocam demiş. Şey mi? Esra hocam Kayseri'de misiniz? Hocam, Gökhan hocam karın tokluğuna çalışıyoruz yani. Hocam salı akşamına yemeğe kimse söz vermeseniz sevinirim. Hocam hayır ediyorsun. İnşallah hocam nasip olursa. Bir gün yine üniversiteye misafir edelim. Gerçekten Kayseri ekibi. Aydın'da olacağımız mı söylendi? Yok hocam. Elazığ hocam. Karıştırdılar herhalde. Şeyde pazartesi Elazığ'da test almasında olacağım. Çarşamba da inşallah Kırşehir'de olacağız. Yanlış bilgi hocam ne yazık ki. Nasip olursa bir sempozyumda inşallah gideriz Gökhan hocamla birlikte. Ama şey Aydın bize çok uzak hocam. Biz Talas'ta yaşıyoruz. Gökhan hocam biliyor. Kayseri merkeze indik biliyoruz. O çarşıya indik falan. Öyle bir şey. Hocalarım dediğim gibi eğer sormak istediğiniz şeyler olursa bunu bu hafta, önümüzdeki hafta ben çoğunlukla müsait olacağım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım çalışmalarınıza. Hani zaten sempozyuma katıldığınızda size kimse böyle ya bu yanlış olmuş, şu şöyle olmuş değil. Zaten öyle konuşan hocaların eleştirilerini de sakın dikkate almayın. Çünkü bir şeyin ne söylendiği değil, nasıl söylenendidir. Size şöyle öneriler yapan hocaların peşinden de ayrılmayı rica ediyorum. Kıymetli hocam, çalışmanızı acaba şöyle yapsaydınız daha mı iyi olurdu gibi
böyle yapıcı bir eleştirisi varsa, bazen görüyoruz böyle hani eleştiri çok yersiz, şeysiz yapanlar oluyor. Bunlara da hiç gerek yok. Elimizden geldiğince bizler destek vereceğiz. Ben de diyorum hocam, 2 yıl öğretmenlik yaptım, 1 yıl Mardin Dergesi Cehennem Deresi köyünde yaptım, 1 yıl Elazığ Alacakaya Yalnız Anlar köyünde yaptım. Öğretmenliğin içinden geldim, annem öğretmen, eğitimci bir ailede yetiştim. Çok şükür elimizden gelen neyse biz bu devletin ekmeğini yiyerek büyüdük, hamdolsun. Devlet uğruna yapacağımız her işte hiçbir çıkar gözetmeksizin her daim işimizi yaparız Allah'ın izniyle. Her daim. Hocam arkadaşları da bir şu anlamda bilgilendirelim isterseniz. Arkadaşlar hocamız özet bildirilerin hazırlanması süreciyle ilgili sizlere olabildiğince bilgi paylaşımında bulundu. Özet bildiriler yüklendikten sonra Nisan'da kongreden öncesinde size tam metin yazımı ile ilgili de inşallah bir eğitim vereceğiz değil mi Alparslan hocam? Tabii ki hocam, başım üstüne. Allah'tan bir mani olmazsa hocam. İnşallah, inşallah. Buradayım hocam. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür edeyim Alparslan hocam. Arkadaşlar sorunuz yoksa toplantıyı sonlandıracağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz o zaman. Öyle diyelim. Memleketin dört bir tarafına selam olsun. Allah çalışmaktan kimseyi geriye koymasın diyelim. Değil mi hocam? Amin hocam. Türkiye'ye çok hizmet etmek gerekiyor. İnşallah biz de memleketine hizmet eden bireylerden oluruz. Herkese selamlar, saygılar, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz Alparslan hocam. İyi geceler, sağ olun. Arkadaşlar katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.